Değerli güreşseverler, Greco-Romen Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir konuğumuz var. Değerli eski milli güreşimiz ve Greco-Romen milli takım antrenörlerinden Şaban Dunat. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu ana kadarki şampiyonayı bir değerlendirmişsiniz. Genç jenerasyondan göze çarpan isimler var mı? Neler söyleyeceksiniz? Birçok isimler var. Onları teknik değerlendirmeye alıp çalışmalara başlayacağız en kısa zamanda. İşte bu Çaba İstanbul Üniversitesi'yle Çaba Tıp Fakültesi'yle birlikte bir tane bu test ölçme şeyimiz var. Evet. Test ölçeceğiz. Ondan sonra milli takım Bismillah deyip kamplara başlayacağız. Peki hayırlısı olsun. 338 güreşçi burada mindere çıkacak. Bu sayı oranı nasıl değerlendirecek Şaban Donat? Çok iyi tabii ki. Daha da fazla olabilirdi. O 23 yaş Türkiye Şampiyonası var. O yaş grubu, genç yaş gruplarında. Özellikle genç güreşçilerimizi gördük. Ev sahibi Adapazarı'nın iyi güreşçiler vardı. Onları seyrettik. Böyle çok güzel güreşçiler var. Böyle yönlü güreşçiler var. Onları değerlendirip en güzel tecrübeli arkadaşlar, tecrübeli sporcularla birlikte Türkiye'yi en iyi temsil edecek sporcuyu bulup ülkemize madalyalar ve altın madalya kazandırmak istiyoruz. İnşallah. Evet değerli güreşseverler, Şaban Donat, Rıza Kayaalp'in bugünlere gelmesindeki önemli pay sahiplerinden biri hiç kuşkusuz ve Azerbaycan milli takımında da birçok şampiyonlar yetiştirmiş bir isim. Şimdi bugüne bakıldığında milli takımdan belki uzak kaldın ama hep gönlün Türkiye'deydi ve genç güreşçilerimizeydi. Rıza Kayaalp gibi gelecekte umut vaden isimleri bir arada nasıl tutabileceksin? Yine böyle bir isimler öne çıkabilecek mi Şaban Donat? Tabii Türkiye dediğin zaman bir güreş ülkesi. Bunlar iyi, çok iyi çocuklarımız var. Rıza çok büyük şampiyon. Büyük şampiyonlarına yer aldı. Hamza Yerlikaya gibi, Federasyon Başkanımız Şeref Eroğlu gibi, Nazım Avcı gibi çok büyük, Ahmet Ayıklar gibi, Tevfik Kışlar gibi çok büyük güreş şampiyonları var. Onlara her zaman bitmez yani. Bizim işimiz de onları bulup bu değerleri işleyip öne çıkarmak. Peki Şaban Donat'ın kısa ve orta vadede neler garanti edilir, söz verebilir? Yani belki evet uzak kaldın. Yeni isimleri sen bir tarama yapacaksınız. Amir takım baş antrenörle birlikte. Bir yıl, iki yıl diyebiliriz ya da Fransa'da ya da önümüzdeki Dünya Şampiyonası'nda Şaban Donat'ın elini değdiğini hissedebilecek miyiz? Şimdi Türkiye dediğin gibi, biraz önce söylediğin gibi güreş ülkesi. Tabii ki tecrübeli arkadaşlar var. Hedef tabii ki 2024 Paris Olimpiyatları. Oraya da kısa bir zaman vardı. Ben Federasyon Başkanım Sayın Şeref Eroğlu dedi ki oraya biraz bir zamanımız var. İyi çalışmalıyız dedim. En kısa sürede uzak kalmadık. Biz hep zaten işin içindeydik. Ben de kulüpte çalışıyordum. Kendi kulübümde çalışıyordum. İşin içindeydik. Takip ediyorduk çocuklar. İşimiz gereği mecbur takip ediyoruz. Ona göre ki var potansiyeli bir ülkeyiz. Yani genç güreşçilerimiz de var. Bu pandemiden sonra pandemi büyük vurdu ama pandemiden sonra iyi çalışmalar yapıp çocukları ortaya çıkaracağız. Yani, her zaman iddialıdır yani. Hedef 2024 Olimpiyat, Paris Olimpiyatları ama Türkiye güreşte söz sahibi bir ülke. Yani şunu demek istiyorum. 2022 Dünya Şampiyonası'ndaydı, Avrupa Şampiyonası'nda bu ayak izlerini, seslerini duyabileceğiz mi? Tabii duyacağız. 2022'de bütün bildiğimiz şampiyonalarda Türkiye ilk üçte. İlk üç bu. Üçüncü olur, ikinci olur, birinci olur. Ama ilk üçün gerisi başarısız da olur. İyi bir çalışmayla bir şey yapıp. Eski bir şampiyon olarak sana şunu sormak istiyorum. Türkiye'de başarı olmuş bir güreşçi mi öne çıkaracaksınız, mayoyu vereceksiniz, yoksa uluslararası alanda daha tecrübeli ya da uluslararası mücadelelerde, minderlerde daha iyi performans gösterir mi? Bu konuda sen her zaman hakkı olanın hakkını teslim edeceksin ama bu konuda nasıl, neler söylemek istersin? Bizim için en vereceğimiz mayoyu biz kendimiz vermeyeceğiz. Sporcunun kendisi alacak. Biz mayoları asacağız. Çalışan. Çünkü öne çıkan bunun kendi yaşlısı yok. İşini en iyi yapan kimse kriterler var. O kriterlerde o işini yapan adam şey yapar. Yani kendi yaşlısı yok. Bütün şeyi kendi alacak. Kimse kimseye bir şey vermez. Kendi alacak. Bizim verdiğimiz bir şey adamdan da bir şey olmaz yani. Evet Şeref Eroğlu, federasyon başkanı da senin takım arkadaşlarından biriydi. Hakikaten böyle güreşin içerisinde kalbinden gelen bir federasyon başkanı çalışmanın avantajları son olarak nelerdir? Bu şekilde veda edelim. Tabii avantajları büyüktü. Ben daha önceki konuşmalarımızda da söyledim. Şeref Eroğlu bu işin güreş eğitiminden, içinden, şampiyonluğundan, her kademesinden, her kademede güreş, yıldızlar, gençler, büyükler, hepsinde güreş madalya almış. 10 yıla benim takım arkadaşlığımı yaptı. Bu işin
bu doğrultuda. Bana bir sözü vardı bu seçimlerden de. Dedi ki bana veteran olarak görüştük. Dedi ki ya otosikletçi son dünya şampiyonasında altın madalya yok dedi. İnşallah biz bunları çalışarak da şey yaparak daha iyi bir gözlemleyerek daha iyi çalışarak bunları altınlara dolduracağız her branşta. Ben kendi adamımla Grokor'un adına konuşayım. En az serbest eden bayanlara da en iyi şekilde yönlendirecek teknik kurumlar gelecek. Çalışmış. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek. Kırmızı mayotlu güreşçi Afet Uyar.